Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde 2024 yds bir Arapça sorularından 68 ila 71. soruları çözeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Burada arkadaşlar biz bu bölümde gördüğünüz üzere 4 tane soru çözeceğiz ve bu sorular verilen cümleyi anlamca en yakın cümleyi bulmayla alakalıdır. Ve biz bu soruları çözerken değerli arkadaşlar kök sorumuzu, kök cümleyi daha çok iyi anlamaya çalışacağız. Biz ne kadar burada anlarsak, iyi anlarsak kastı, efendim meramı anlatılmak isteneni aşağıdaki şıkları da biz bu noktada değerlendirdiğimizde doğrudan cevaba da ulaşmış olacağız. İsterseniz gelin bakın burada 68'in sorunun kökünü okuyalım. Sonra şıkları okuyarak efendim bulmaya çalışabiliriz. Tabi bu sırada soruyu çözerken biz değerli arkadaşlar neden olmaz, niçin olmaz, neden olur gibi sorulara da cevap vermeye çalışarak bir usulde efendim geliştirmeye e, katkı sağlayacağız. Ben hemen başlıyorum sorumuzu okumaya 68'in sorumuzu bakın. Burada ucriyet diye efendim ben bunu okuyacağım gerçekleştirildi. Bakın arkadaşlar ne gerçekleştirildi? Ebhasun araştırmalar neye dair ya da neye dönük? Ala medal a'vamil el maziyeti. Bakın arkadaşlar burada ala medal a'vamil galiletil maziyeti ifadesiyle kasıt son birkaç yıl içerisinde diyebiliriz arkadaşlar. Bakın son birkaç yıl içerisinde diyoruz. Arkadaşlar son birkaç yıl boyunca da diyebiliriz buraya alamedadan hareketle. Niçin gerçekleştirildi? Limarifeti bakın öğrenmek için. Neyi? Limarifeti tarikatı taamülü dimâhi. Burada yolunu diyebiliriz, usulün diyebiliriz. Taamül arkadaşlar burada başa çıkma diyebilirim ben. Ve dimâhi ya da çalışma diyebiliriz. Beynin başa çıkması ya da beynin çalışma yolunu. El-beşeri insan beyninin arkadaşlar neyle ma'rruzut tabiri yeti burada er rumuz et tabiriye emoji demek arkadaşlar emojilerle insan beyninin başa çıkması ya da burada etkileşime girmesi usulünü öğrenmek için son birkaç yıl boyunca araştırmalar gerçekleştirdi diyoruz. Şimdi bu tabirler neredeymiş ya da emojiler fil hatifil mahmul cep telefonlarındaki emojiler kastedilmiş. Lakin neha ancak onlar yani bu araştırmalar halasat ulaştı ila halasat ila şuna ulaştı ya da şu soruca vardı diyebiliriz. ila dedik enne efendim hadihi rumuze e, bu e, şeyler emojiler leyset lugaten mustakilleten bağımsız bir değildir. Dolayısıyla ancak çalışmalar bu emojilerin bağımsız ya da müstakil bir dil olmadığı sonucuna ulaştılar şeklinde burayı anlıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi A şıkkıyla başlayalım okumaya. Bakın gerçekleştirildi dedi. Bu çalışmalar artık yapılmış ve bitmiş onu söyleyebiliriz. Bakın Cera'dan okuyabiliriz. tecri şeklinde yapılır edilir diyebiliriz. Ee, ya da Tucuri okuyabiliriz arkadaşlar. Ecra, Yücri'den. Tucura okusak daha güzel ama burası bize müsaade etmiyor. Ee, biz dolayısıyla şöyle okuyabiliriz. Tecriye okuyalım arkadaşlar. Fî Amin âmin Gerçekleşir diyelim arkadaşlar. Her yıl gerçekleşilir her yıl fikülle gerçekleşir. Ne gerçekleşir? araştırmalar gerçekleşir. Ya da araştırmalar yapılır diyeceğim. Halle rumu ve efendim emojiler hakkında yapılır. Yapılmıştı bakın. Buradan bir kaybetti. Devam edelim. Sevaun eşittir. Kenefil hatifil mahmuli cep telefonlarında olması yani ev gayrihi ve de başka şeylerde olması fark etmez. E, Yecebi en gerekir. Bakın arkadaşlar. Eddimahu en yeteallame öğrenmesi gerekir. Eddimahu beynin lügaten muayyineti maniyeten bihi onunla ilgili olan dili de e, beynin de efendim öğrenmesi gerekir şeklinde bir ifade etti. Buradaki e, iyi beyni götürürsek arkadaşlar beynin kendisiyle ilgili olan dili de Öğrenmesi gerekir şeklinde bir cümle vardır. Bakın burada e, yapılmalı edilmedi, yukarıda herhangi bir şey söylemedi. Zaten eylem geçmişteydi, bunu kabul etmiyoruz. Ve devam ediyoruz. İsterseniz şöyle bir anlam verebilirim arkadaşlar. Her yıl ister cep telefonda ister başka şeydeki emojiler hakkında araştırmalar yapılır. Ve beynin bunlarla ilgili e, bir dil öğrenmesi gerekir şeklinde ifade ediyorum ya da beynin kendisiyle ilgili buna dönük bir dil öğrenmesi ee, ya da buradaki beyne değil de ay, cep telefonuna götürecek olursak beynin bu cep telefonuyla ilgili bir dil öğrenmesi gerekir şeklinde anlayabiliriz. Ve devam ediyorum ben arkadaşlar. Yahtevi <laughs> içerir bakınız. El hatifil mahmul cep telefonları e, cep telefonu içerir. Burada içerir falan demedi arkadaşlar ama şurada cep telefonundaki e, emojilerden aha, burayı efendim e, doğru kabul edebiliriz. Ama devam ediyoruz. Alel adiydi. Ne içerir cep telefonu? Alel pek çok şey. Yine rumuz tabiri yeti. Pek çok rumuz içerir ya da emoji içerir diyelim. Bakın burada cep telefonu yukarıda pek çok emoji içerdiği söylenmedi. Onu da görüyoruz. Elleti tuaddu sayılır. lügaten, mustakilleten. Mustakil bir, bağımsız bir dil kabul edilen birçok emoji içerir cep telefonları dedi. Oysa burada mustakil bir dil kabul edilmedi. Bakın burayı da eksi yapabiliriz. Bi haddi zatihi. Şimdi e, tuaddu luga mustakilleten bi haddi zatiha. Başlı başına. Bizatihi kendisi diyebiliriz. Arkadaşlar eee bizatihi ya da başlı başına müstakil bir dil kabul edilen diye bunu da çevirebiliriz. Efendim yuhavili çalışır, çabalar etbi ed, ed, ed veşeriyy, insan beyi ne taame et ile ta ta öyle başa çıkmaya ya da onunla iletişim kurmaya diyebiliriz. Mahadihrumuz, burunlarımızla da başa çıkmaya, bunları anlamaya, bunlarla iş yapmaya falan da insan beyni çalışılmış. Bakın. Anı kök cümlemizle hiç alakası yok. Ve devam ediyoruz C şıkkıyla. İnne'r rumuzat ta'biri yete. Bakın, emojiler. Evet, el mevcudete. Var olan emojiler. Fil hatifil mahmul. Cep telefonunda bulunan var olan emojiler ki burada bakın arkadaşlar, El rumuzat Tabiriye hâtifil mahmûle ifadesi buraya denk gelir. La kabul edilmez. Lughata mustakileten bağımsız bir dil kabul edilmez. Bakın burada da bu araştırmalar dedi ki bunlar müstakil bir dil değildir dedi. Bunu da böyle yakaladık ama devam ediyoruz. bu da maul şeytir ki vasalet ulaştı ilehi bu şeye ulaştı. Yani burada hasalet ile arkadaşlar Hala sat aynı anlama geliyor. Kim ulaştı? Bakın burada a son araştırmalar diyelim. Buraya ki burada ebhafun ala medal avamil ifadesi de karşılar. Son dönemdeki araştırmalar ve burada da son araştırmalar hatta buna yeni araştırmalar diyebiliriz. Ne hakkında? Fi marifeti tarihi, katid dimahi beynin usulünü öğrenme hususunda diyebiliriz. Ya neredeki usul? Fitaamili ma'rumu zil hatif arkadaşlar cep telefonları rumuzlarıyla başa çıkmaya da etkileşim kurmada beynin usulünü öğrenmeye dönük son çalışmalar bu sonuca ulaşmıştır diyoruz. Bakın Aşağı yukarı 68'in sorudaki 68'in sorunun kökündeki arkadaşlar anlamı ya da mefhumu burası bize verdi. Biz buraya bir artı koyalım ve devam edelim. Yahtabi içerir. El hatifil mahmul. Cep telefonu içerir. Bakın yukarıda içerir demedi ama dediğimiz gibi fil hatifil mahmul ifadesi belki buna denk gelebilir. Okumaya devam edeceğiz. Ne içerir? Alel adit minel lugatil mustakillete mustafilleti bağımsız birçok dil içerir dedi. Bakın burada birçok dil içerir gibi bir şey söylemedi arkadaşlar. Buradan da bunun doğru olmadığı kanaatine varabiliriz ama okumaya devam ediyoruz. Ve minha bunlardandır ya da içerisinde de şu şu dahil olmak üzere diyebiliriz. Lugatü'l-rumuz tabiri Efendim emoji e, dili de bunlar arasında yer alır ya da emoji dilinin de şey arasında yer aldığı birçok bağımsız dil içerir cep telefonu diyebiliyoruz. Şimdi emoji e, diline bir sıfat geldi. Elleti tübeyin açıklar. Neyi açıklar? Meda istiadadi dimagil beşeriye. İnsan beyninin hazırlık boyutunu ya da ne derece hazırlıklı olduğunu açıklar. Neye? Taamuli. Ma'ha bu efendim emoji'lerle etkileşim kurmaya ya da bunlarla başa çıkmaya başka ve fehmiha ve de onları anlamaya diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi burada e, şuyla ifade edebilirim e, bu cümlemizi de cep telefonu insan beyninin bunlarla ne kadar başa çıkmaya ve anlamaya hazır olduğunu gösteren emojilerin dili de dahil olmak üzere birçok bağımsız dil içerir gibi bir anlam verebiliyorum ve bizim işimize yaramadı. Devam ediyoruz. İktiş. Burası arkadaşlar. Şurayı söyle söyleyelim ben. Hemen burayı bir düzeltmek istiyorum. şu kısma hemen bir metin koyacağım. Gözümüzden kaçarken, yazarken gözümüzden kaçmış arkadaşlar. Dolayısıyla iktişa, iktişa fet falan gibi değil de, burası doğru değil arkadaşlar. İlk uktişifet olacak. Doğrusu bu şekilde. Bakın bunu da buraya ifade etmiş olalım uktu şifet keşfedildi, ortaya çıkartıldı. Filavamil haliletil maviyeti son birkaç efendim, yıl içerisinde ne ortaya çıktı, ne keşfedildi. Bazı rumudu tabiriyeti, bazı emojik emojiler ortaya çıkartıldı. Eleti öyle emojiler ki tefaali, etkileşim kurdu maha e, bu e, rumuzlarla etkileşime girdi. Kim girdi? Dimagül beşeriyyu, insan beyni. Evet, insan beyninin etkileşime girdiği rumuzlar keşfedildi son birkaç yıl içerisinde dedik. Ve istadaa insan beyni yapabildi. E, neyi yapabildi arkadaşlar? Tahvil leha, onları dönüştürmeyi yapabildi. Neye? İlâ lukatil mustakilletin bağımsız bir dile dönüşmeyi de yapabilmiş bu beyin. E, Tubbikat, nasıl bağımsız bir dil? Tubbikat, bunlar uygulandı. Alal hevâ tıfil cep telefonlarına. Cep telefonlarına uygulanmış olan bağımsız bir dile dönüştürmeyi insan beyninin işte başardı. Yine insan beyninin bunlarla etkileşime girdi efendim bir emojiler emojiler ya da bazı emojiler son yıllarda keşfedildi şeklinde bir cümledir. Bakın uygulandığı cep telefonlarında beyin bunları bağımsız bir dile dönüştürdü gibi şeyler var. Hiçbir ilişkisini alakasını kuramıyoruz ve doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor gördüğünüz üzere. Bakın. Cevabımız C'dir. Bunu ifade edelim. Ve arkadaşlar 68. sorumuzu bu şekilde ifade ediyoruz. Umarım size yardımcı olmuştur. Bu arada eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak çalışmalarımızı, videolarımızı beğenerek kanalımızın da gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. 68. soruyu burada noktalayıp efendim 69. soruyla arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar 69. sorumuzla devam ediyoruz. Hemen soru kökümüzü okuyoruz arkadaşlar. Soru kökümüz şu şekilde. Bakınız keşfet keşfetti ortaya koydu diyebiliriz biz buraya. Dirasetün bir çalışma tetaallahu alakalı ilişkili bin nisai kadınlarla ilişkili. Neyi ortaya koydu dediğimiz şey bakın burada an harfi cerinden sonra gelecek. Enne min e, mezaaya ve vecebati sahiyeti. bakın buraya kadar şimdi okuyalım. Şimdi ennenin burası haberidir arkadaşlar. Şibih cümle geldi. Şurada gördüğünüz gibi. Burada elhima yete şeklinde okuyacağız. Burası da ennenin ismi olacak. Onu söyleyelim. E, sağlıklı öğünler Yemen'in e, avantajlarındandır şeklinde buraya anlayabiliriz arkadaşlar. Buraya mezaya avantaj, özellik, meziyet gibi düşünebiliyoruz. Hı hı. Avantajlarından biridir şeklinde diyelim isterseniz. Nedir bu? El -himâyet, el himayete korumak. E, min fiktanis sem'i, işitme kaybını korumak. E, murtabidati, el murtabidati, ala, e, ile alakalı diyeceğiz arkadaşlar. Bir takaddüm-i yaşın ilerlemesiyle diyebiliriz. Dilerseniz yaşla da ilgili diyebilirsiniz. Aynı anlam kastedilir. Yaşla ilgili, yaşın ilerlemesiyle ilgili işitme kaybını korumak e, sağlıklı beslenmenin arkadaşlar ya da sağlıklı öğünler yemenin avantajlarından biridir. İşte bunu ya da biri olduğunu e, kadınlarla ilgili ilişkili alakalı bir çalışma ortaya koydu. Keşfetti şeklinde ifade ediyoruz. Bunu söyleyelim bakın. Ve devam edelim. Şimdi biz bu anlamı ortaya e, bulmaya çalışacağız. Güzel bir cümle. Hatta şunu söyleyelim. Bilimsel bir çalışma yapılmış. Kadınlar üzerinde, kadınları içeren diyebiliriz arkadaşlar. Burada sağlık öğün yemenin yemenin işitme kaybını, yaşın ilerlemesiyle birlikte oluşabilecek işitme kaybını engellediğini ortaya çıkarmış. Mesele bu tam anlamıyla. Şimdi bakın A şıkkıyla okuyalım artık arkadaşlar. İhda mizati e, tekaddümül umri ömrün ilerlemesinin avantajlarından biridir. Yaşın bu dile dolayısıyla yaşın ilerlemesinin avantajlarından biridir. Bakın burada arkadaşlar yaşın ilerlemesinin avantajları yok. Sağlıklı yiyecek yemenin avantajları var arkadaşlar. Dolayısıyla buradan bir eleyebiliriz. Ama ben okumaya devam edeceğim. El ve kayyetü korumak min fiktanis işitme kaybını korumaktır. Yaş ilerledikçe işitme kaybı korunur mu? Düşünebilirsiniz. Ellezi. Öyle işitme kaybı ki. Ellezi Onun var alakatun. ilişkisi var. Neyle? Bir tenabulil ve cebatil Sağlıklı yiyecekler yemekle. Onun bir ilişkisi varmış. Neye göre? Hasebe keşefet anhu. Onu ifade etti. Onu ortaya koydu. Dirasetün. Bir çalışma. Efendim maniyetün ilişkili bir nisa kadınlarla bir nisa'i kadınlarla dolayısıyla kadınlarla ilişkili bir araştırmanın bir incelemenin ortaya koyduğuna göre diyebilirim buraya arkadaşlar sağlıklı öğünler yemekle ilişkisi bulunan işitme kaybını önlemek evet ee, önlemek arkadaşlar hatta önlemek diyebilirim. Ömrün yaşın ilerlemesinin avantajlarından biridir şeklinde de bunu anlayabiliyoruz. Bakın herhangi bir ilişki kuramadık. Zaten giriş bunun doğru olmadığını bize söyledi. Devam edelim yine. İhda mizati tenabülil ağı ağliyeti sıhhiyeti olarak girdik. Bakın sağlıklı gıdalar yemenin avantajlarından biridir. Burada bakın arkadaşlar belki şur olabilir. min mezaya tenabulil ve Buraya denk gelebilir. Evet güzel bir giriş yaptı. Ama devamını okuyacağız. Devamı gelecek mi? Avantajlarından biri dedi. Te'firuha. Bunu şöyle anlayacağım ben. Bu avantajlarından birinin etkisi. Selbiyen. Yani, olumsuz bir şekilde etkisi ne işitmeye olumsuz etkisi. Bakın arkadaşlar burada olumsuz etkiden bahsetmedi. Bakın şurada selben ifadesini iyi anlamamız lazım. Dolayısıyla bunu da eksi yapabilirim ama devam ediyorum. Elledi öyle işitme ki bakın tu ilişkilidir. Bir takaddümül umri yaşın efendim ya ilerlemesiyle ilişkilidir. Ha yaşın ilerlemesiyle ilişkili olan işitmeye olumsuz etkisi vardır şeklinde etkisi bulunmaktadır şeklinde şurayı anlayabilirim arkadaşlar. Teethi te ruhayı müpteda efendim haber kabul ederim. Devam edelim. Kemal keşefet ifade ortaya koyduğu gibi anhu bunu. Dirasetün bir çalışma müteallikatün ilişkili nisa kadınlarla kadınlarla ilişkili ya kadınları ele alan, konu edinen bir çalışmanın ortaya koyduğu gibi e, olumsuz etkisi vardır gibi bir şeyler söylüyor. Ve ben bunu arkadaşlar kabul edemiyorum. Hatta bunu e, efendim şu şekilde de ifade edebilirim ben. Kadınlarla ilgili bir araştırmanın ortaya koyduğuna göre yaşlanmanın avantajlarından birisi hatta arkadaşlar söyledi. Kadınlarla ilgili bir araştırmanın ortaya çıkardığı gibi, ortaya koyduğu gibi sağlıklı besinler yemenin avantajlarından biri de efendim yaşlanmayla bağlantılı olan içtime üzerindeki olumsuz etkisidir şeklinde bunu anlayabilirim ama herhangi bir ilişki kuramıyorum. Bakın burada sağlıklı yemek yemenin faydasından bahsediyor ama burada olumsuz etkisinden bahsetti. Devam edelim C şıkkıyla. İhtamizat-ı tenabulil vecebat sahiyeti sahiyyeti sağlıklı besi öğünler tüketmenin, yemenin avantajlarından biri. Evet güzel girdi arkadaşlar. Kema evdahat ha. Onu da açıkladığı gibi. Kim açıkladı? Dirasetün bir çalışma. Tetaallaku alakalı bin nisai. Kadınlarla alakalı bir de çalışmanın araştırmanın açıkladığı gibi. Bakın burası kema evdahat ha ifadesi arkadaşlar nereye gider? Bakın bu ifadeyi biz e, şuraya götürebiliriz. Keşefet dirasetin tetaallaku bin nisai ifadesine götürebiliriz arkadaşlar. El vikayetü koruma bakın min sam'i el vikayetü korumaktır. Min sam'i işitme kaybını korumaktır. El müteallika efendim ee, şeyle alakalı bir takaddümül umri yaşın ilerlemesiyle alakalı işleme kaybını korumaktır. Dolayısıyla şuradaki anlamı arkadaşlar hemen hemen verdi burası. Gördüğünüz gibi hatta ben C şıkkını şu şekilde de okuyabilirim arkadaşlar. Kadınların katıldığı ya da kadınlarla alakalı bir çalışmanın da gösterdiği gibi sağlıklı beslenmenin avantajlarından biri de efendim yaşın ilerlemesine bağlı e, işitme kaybının önlenmesidir şeklinde bunu anlayabiliyorum ve C şıkkını artı olarak koyduk. Ve devam edelim arkadaşlar. fiktan sam'i, işitme kaybı, mizetün bir özelliktir diyebilirim. Selbi avantajdır, selbiyetin olumsuz. Dolayısıyla olumsuz bir şeydir diyelim buraya. Mutallikatün ilişkili, mütekaddümül umri, yaşın ilerlemesiyle diyebilirim buraya. Yaşın ilerlemesiyle alakalı olumsuz bir özelliktir dedim. Tamam. Veleyse, yok bakın. Veleyse li tenavülül eta, imeti sahiyeti, sağlıklı beslenme. Ee, diyebilirim sağlıklı yemek yeme için leyseye yoktur dedim. Ne yoktur arkadaşlar? Bakın leysenin ismi devrin mübaşiru. Doğrudan bir rol yoktur. Fizalike bu konuda. Dolayısıyla sağlıklı beslenmenin bu konuda doğrudan da bir rolü yoktur. Yani hiç alakası bile yok değerli arkadaşlar 69. soruyla. Kök ifadeyle alakası yok. Kemal keşefet ortaya koydu. Anhı bunu ortaya koydu. Dirasetim bir çalışma. Tata'allaku bin Kadınlarla alakalı bir çalışmanın ortaya koyduğu gibi diyoruz ve geçiyoruz bakın. Devam edelim. Bir takaddümül umri. Ömrün ilerlemesi için, yaşın ilerlemesi için vardır. Bakın öne geçmiş bir haber. Ne vardır? Mizatün. avantajları vardır. Yaşın ilerlemesinin avantajları varmış. Yani bilimsel olarak böyle bir şey söylenemez arkadaşlar. Onu söyleyelim. Minha onlardan da biridir el korumak min fitan sam'i işitme kaybını korumak el murtabidati efendim bağlantılı bir tenavül ağziyetil sahiyeti, sağlıklı besinler tüketmekle ilişkili olan efendim işitme kaybı oysa sağlıklı yiyecekler tüketmek işitme kaybına olumsuz değil arkadaşlar olumlu katkı sağlıyordu yani onu engelliyordu bakın buradan da çok rahat çizebilirim ama devam ediyorum kema gibi dedim. Şöyle şöyle olduğu gibi keşfet anhu ifade keşfetti ortaya koyduğu gibi dirasetün bir çalışma mütalikatün bin nisai, kadınlarla ilişkili bir çalışmanın ortaya koyduğu gibi e, şeklinde burayı anlayabiliyorum. Bakınız cevabınız değerli arkadaşlar C şıkkı olarak C şıkkı olarak karşımıza çıktı. Ee, tabii biz burada biraz arkadaşlar hızlı şey biraz daha yavaş gidiyoruz ama sınavda tabii böyle değil sınavda isterseniz şöyle yapabilirsiniz ee, bu tür sorularda belli bölümleri mesela bir müptedayı bir haberi tespit edebiliriz efendim bir fiili bir faili bir mefulu tespit edebiliriz buradan süreçleri yürütebiliriz ama mefhum bana ne diyor? Neyin avantajlı, neyin faydalı, neyin zarardı olduğunu efendim anlatmaya çalışıyor. Bunları anlayıp aşağı şıkları bu şekilde okuyarak hızlı bir şekilde çözebiliriz. Ama ben yine söyleyeceğim kök şık her zaman arkadaşlar kök şık demeyelim kök soru her zaman onu en doğru şekilde anlamak bize şıkları anlamayı kolaylaştıracaktır. Ben böyle düşünüyorum. Ben arkadaşlar burada 69. soruyu yapmış olduk ve biz 70. soruyla devam ediyoruz. 70. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 70. soruyla devam ediyoruz. Soru kökümüzü hemen okuyoruz. Vakabinde anlamaya çalışıp uygun olan seçeneği bulacağız. Bakınız daha mümkün mümkün değil diye bir giriş yapalım buraya. En tetatavvara te, gelişmesi. Tatavvara te, gelişmek, gelişti anlamına gelir. El alagatul muhimmetü fil hayat. Hayattaki bakın arkadaşlar önemli işlerin ya da ilişkilerin, ilişki desek daha güzel olacak. Gelişmesi mümkün değil İlla ancak. İndema nazhar. Ancak biz gözüktüğümüzde nazharu ala hakikatina. Gerçeğimize uygun Gözüktüğümüzde diyebiliriz arkadaşlar, gözüktüğümüzde. Dolayısıyla ancak gerçeğine uygun olarak gözüktüğümüzde e, hayattaki önemli ilişkiler efendim ne yapar e, gelişebilir şeklinde burayı anlıyoruz arkadaşlar. Ya da burayı gerçekte olduğumuz gibi gözüktüğümüzde de diyebiliriz. Ve seki ve olacaktır. Şahsu birey ya da kişi e, müzeyyifen böyle sahtekar olacaktır. İza tezahara gözüktüğünde e, bir şahsın ahara başka bir şahıs gibi gözüktüğünde diyebiliriz. Başka bir şahıs gibi de davrandığında da diyebiliriz. Bu sahtekar olacaktır diyebiliriz. Arkadaşlar müzeyyif şeklinde ismi fail okuyabiliriz. Müzeyyef şeklinde ismi okuyabiliriz. Müzeyyef okursak sahte olacaktır diyebilirim ama ben burada müzeyif ismi fail okumayı tercih ettim. Devam ediyoruz. Mesela anlaşıldı arkadaşlar ancak gerçekimize uygun olarak gözüktüğümüzde efendim e, ya da gerçekte olduğumuz gibi gözüktüğümüzde önemli ilişkiler hayatta e, gelişir gelişebilir diyor. Aksi durumda biz gerçeğimize başka bir şahıs gibi gözüktüğümüzde de e, gözük bir kişi başka bir şahıs gibi gözüktüğünde de Efendim sahtekar olacaktır ee, şeklinde burayı anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bakın hemen okuyalım. Şimdi نستطيع, biz yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar biz yapabiliriz, edebiliriz. Böyle bir yeterlilik e, bildirebilecek, bir kabiliyet bildirebilecek. Burada bir e, kelime de yok. Buna e, yol açacak bir ifade, bir kullanım da bu anlamda ortaya koyacak bir şey de göremedim ama şurada bir la yumkinu mümkündür şeklinde bir mümkündür olabilir gibi düşündü ama burada mümkün kelimesinin faili en tatata var başlayan burada şey mastardır arkadaşlar. E, ne müevvel mastardır ama buranın faili nahnudur onu söyleyelim bakın. Nastati'u en biz gözükebiliriz diyor. Ala hakikatina gerçeğimize uygun olarak gözükebiliriz şeklinde burayı ben anlıyorum ya da gerçekte olduğumuz gibi gözükebiliriz. Ah yani bazen gözükebiliriz. Bakın yukarıda bazen falan hiçbir şey demedi arkadaşlar. Dolayısıyla buraya hemen bir eksi koyalım ve devam edelim. Niçin bazen gerçek gerçekte olduğumuz gibi gözükebiliriz? Cevabı geliyor ki testamir <laughs> alakatuna malaharin başkalarıyla olan ilişkilerimizin sürmesi için dedi. Böyle <laughs> neküne biz asla olmayacağız, olmayacağız. Arkadaşlar musibin ne olmayacağız? Doğru kimseler olmayacağız anlamına gelir. Haklı kimseler olmayacağız anlamına gelir. Ne zaman irra ta biz gözüktüğümüzde ya da davrandığımızda bir gayrı ma nahnu aleyhi olduğumuzdan farklı bir şekilde diyorum arkadaşlar. Burada şeyin aksine nedir o şey? Nahnu aleyhi biz de bu şeyin üzerindeyiz. Yani olduğumuzdan aksi biz gözüktüğümüzde asla biz haklı olmayacağız gibi burayı biz arkadaşlar anlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir ilişki kuramadık. Devam ediyoruz. La yumkin, mümkün değildir. En tetavvar al alakatul e, muhimmetü fil hayat. Bakın aşağı yukarı demeyeceğim. Şuraya kadar, illaya kadar aynı girdi indemaiza. Aynısını söyleyebiliriz. Bakın ancak biz hayatta önemli ilişkileri biz şöyle söyleyeyim hayatta önemli ilişkiler hayatta önemli ilişkilerin gelişmesi mümkün değildir. İlla ancak dedik izâ tazaharna biz efem davrandığımızda bir gayr mâ aleyhi olduğumuzdan farklı davrandığımızda ancak hayatta önemli ilişkilerin gelişmesi efendim e, mümkündür dedi. Yukarıdaki arkadaşlar tam aksini söyledi dikkat ettiyseniz. Ve seyekunul birey olacak. E, müzeyyifen böyle sahtekar olacak. Müzeyyifen iza tazahara bi nefsihi kendisi gibi gözüktüğünde ya da kendisi gibi davrandığında. Oysa kendisi gibi davrandığında sahtekar olmayacak arkadaşlar. Yukarıda başka bir şahıs gibi davrandığında demişti. Bakın B şıkkında ifade, geçiyoruz. Aleyna en, bakın bize gerekir ya da biz yapmalıyız, etmeliyiz. Neyi yapmalıyız? En neta vahera. Görünmeyi ya da davranmayı yapmalıyız. Bi gayr ma aleyhi. Olduğumuzdan farklı diyoruz arkadaşlar. Olduğumuzdan farklı davranmalıyız dedik. E burada olduğumuzdan farklı davranmayı arkadaşlar öne çıkarmıyor ki. Niye bunu bir zorunluk olarak versin? Bir gereklilik olarak versin. Hemen bunda da bakın eledim ben ve devam ediyorum. ediyorum. Niye farklı davranmalıyız Leenne. Çünkü tata tatav ve ru bu ral alakatil muhimmeti önemli işlerin gelişmesi bir toplumda yetetalle bu gerektirir. Neyi gerektirir arkadaşlar? adem zuhur gözükmemeyi gerektirir. Bir haleti bir halde bir durumda Elletine künü aleyha üzerinde biz de o durumun içindeyiz. İçinde olduğumuz durumda gözükmemeyi gerektirir diyor. Bakınız arkadaşlar herhangi bir ilişki kuramıyoruz anlamda. Devam ediyoruz. Sene künü biz olacağız. Bakın ne olacağız? Müzeyyifin böyle sahtekar kimseler olacağız. İzatallaharna biz gözüktüğümüzde bi gayrı aleyhi. Burası olduğumuzdan farklı gözüktüğümüzde anlamına gelir. Ve aleyna bize gerekir. Anne tazahara bizim efendim davranmamız, gözükmemiz gerekir. Kema yuridu minna el aharun başkalarının bizden istediği gibi bizim davranmamız gerekir. Başkalar ne istiyor? Anne olmamızı. Başkalarının bizden olmamızı istediği gibi davranmamız gerekir. Arkadaşlar bu bilindik bütün efendim anlayışlara da zaten zıttır. Onu söyleyelim. Bir de şurada müzeyyifin biz dedi. Bakın burada çoğul anlamına, biz anlamına gelen hiçbir şey yok. Ama şurada bir illa indemâ nazharu ala hakikatina şeklinde bir ifademiz var. Nahnu fiilinin fail olduğu bir cümlemiz var arkadaşlar. Ama şahsu dedi. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Şimdi şurada li tatviril alakatil muhimmeti önemli ilişkileri burada geliştirmek için diyebiliriz. Önemli ilişkileri geliştirmek için. Ee, burada bu önemli ilişkilerin gelişmesi için belki bu orayla anlam karşılık gelebilir. Bu ilişkiler nerede? Fil hayat tamam hayat. ilişkiler hayatta ya yani ve insanlar arasında gerçekleşir. Bunu ben anlayabiliyoruz. Ama başkalarının bizden istediği gibi davranmamız gerekir dedi görüyorsunuz. Bunu da kabul edemiyoruz. Ve devam ediyoruz son cümlemiz. La yumkün. Mümkün değil. Bakın la yumkün aynı giriş yaptı. tezde hira. Gelişmesi. El alakatul muhimmetü... Önemli ilişkilerin gelişmesi. Bakın burada fiillerimiz tezdehiru fiiliyle arkadaşlar tetatavvara fiil aynı anlama geliyor. E, tetatavvaru tabi okuyacağız muzari okuyacağız. E, fil hayat hayatta gelişmesi mümkün değildir. Bakın burayı da gördük. Nama, i̇lla hinema, illa indema. Bu ikisi aynı anlama geldi. Ancak nebdu ala ma nahnu aleyhi olduğumuz gibi gözüktüğümüzde illa indema nazharu ala hakikatina. Burası da aynı anlama verdi arkadaşlar. Ve sekün ve ferd, Birey olacak. Şey, Elmer o kişi olacak. Şimdi müzevviran okuyalım. Yine sahtekar olacak diyelim. İzat-ı zahara gözüktüğünde bir gayrı o olduğundan kendisinden farklı izat zahara bir şahsın akar, başka bir şahıs gibi gözüktüğünde. Dolayısıyla kendisinden farklı gözüktüğünde dedik ve burada E şıkkını bulduk değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ufak tefek farklılıklarla bakın burada tetavvara tetavvara burada izdehara fiilimiz var. Aynı anlama geliyor. İndema hinema aynı anlama geliyor. Zahara beda aynı anlama geliyor. Ala hakikatina ala ma nahnu aleyhi ifadesi aynı anlama geliyor. Bakın arkadaşlar وَسَيكُن, وَسَيكُن, ve seyekün ve Burada ''elmer'' mer ve eşşahsı. Eş anlam onu görüyoruz. Burada müzeyyif okudum ben. Burada müzevvir okudum arkadaşlar. Birinde isim fail, ikisinde isim fail okuduk aynı anlama geliyor. İza tazahara bi gayri nefsihi. Burada da bi nefsihi bir şahsına akar. Bu da birbirini arkadaşlar e, anlam ifadesi, anlam olarak birbirinin aynısı diyebiliyoruz. Ve böylece 70. sorumuzda bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ve 71. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak videolarımızın kanalımızın gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar 71. soruyla devam ediyoruz. Bu sorumuz arkadaşlar bu türdeki soruların sonuncusudur. Bu soruyla birlikte dersimizi tamamlamış olacağız. Evet hemen okuyalım. El mekanı mekan bila şekkin şüphesiz ki mekan leyse mücerrete hayyizin bakın coğrafiyin ve hasbu. Şimdi leyse değil ne değil Mücerrede hayyizin coğrafiyin coğrafi bir alan ya da bir mekan değil. Mücerredeye sadece anlamını veriyoruz ve hasbu. Buraya da arkadaşlar böyle sadece şöyle değil yek başına böyle değil diyebiliriz. Burada ve hasbu ifadesiyle mücerret ifadesi aşağı yukarı aynı anlamları çağrıştırır. Bel üstelik aksine gibi anlamlar verebiliyorum buraya. Hüvel hadinül vefiyyü, o vefalı bir efendim bakıcıdır, koruyucudur, bir kuluçka efendim, makinasıdır gibi düşünebiliriz. Bir kuluçka mekanıdır diyebiliriz. Şimdi o hadane fiiline bakacağız biraz sonra. Neyin? Liküllü eşkal hayat, bütün hayat formlarının ya da şekillerinin şeklinde anlayabiliriz ve Bakınız arkadaşlar bu sorumuzun biz e, tam e, tercümesini şöyle yapabiliriz. Şüphesiz ki mekan sadece coğrafi bir alan olmayıp aynı zamanda tüm yaşam biçimlerinin güvenilir bir bakıcısıdır, efendim koruyucusudur, e, bağrına basanıdır gibi düşünebiliriz. Burada hadane fiili e, bağrına bastı, korudu, gözetti, büyüttü, yetiştirdi, kuluçkaya yattı gibi bir anlam ifade etmekte onu söyleyelim. Şimdi biz bu anlamı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen okuyalım. İnnel mekane mekan bi haddi zatihi bi zatihi e, bizzat kendisi diyebiliriz. Leyse mıntıkaten coğrafiyeten sadece coğrafi bir alan değildir. Fahas bu fehas veya sadece anlamını burada verebilirim. Bel üstelik ayrıca diyebilirim. Hayırun bir mekandır. La hudude lahu kendisinin sınırı yoktur. Mineşkal hayat, hayat şekilleri bakımından. Hayat şekilleri bakımından kendisinin sınırı olmayan bir e, nedir? Mekandır da dedik. Bakın burada la hudude lahu kendisinin sınırı olmayan. tabi. E, tabii... E, burada göremiyoruz ama şurada bakın el hadinül vefiyyü ifadesi var arkadaşlar. E, vefalı, e, sadıkane diyebiliriz. Bunu mekanda örneğin bulamıyoruz. Bakın burada A cümlesinde, A şıkkındaki cümlede bunu göremediğimizi söyleyebiliriz. Ve devam edelim. El mekanı mekan. Hayyidun coğrafiyyün. Coğrafi bir alandır dedi. Tamam. Ve hâda emrün müsellemün bihi. Bu bilinen bir durumdur. Tartışmasız bir durumdur anlamına da gelir müsellem bir. Emr-i müsellem bir. La yak kabul etmez el irtiyabe şüpheyi. Yani bu şüpheyi kabul etmeyecek efendim kesin bir durumdur şeklinde anlayabiliriz. Burada bila şekkin ifadesiyle bunu belki yak, karşılayabiliriz ama gördüğünüz gibi hada emr-i müsellemin bihi bir cümledir. Burada cümle olarak bunu vermedi. Olsun biz yine kabul edebiliriz. Ve nefsil vakti o aynı zamanda da hadinu hadinun bir bakıcıdır, bir koruyucudur. Neyin? Li muhtelifen hayat çeşitli hayat şekillerinin diyebilirim ya da tüm hayat şekillerinin de bir koruyucusudur diyebilirim. Şimdi arkadaşlar Burada bakın el kelimesini ben yine bulamıyorum. Dolayısıyla B'yi de eleyebilirim. Ve gelelim e, C şıkkına. Minel müekkedi kesindir. Ne kesindir? Bu müekked kesini bila şeklinde ilişkilendirebilirim. Ennel mekane mekan deysa mıntıkaten coğrafiyeten fakat sadece coğrafi bir alan değildir. Bir bölge değildir. Bel üstelik ve ezan üstelik şöyledir de. El hiznül eminu güvenilir bir kucaktır. Bakın burada hidnu kucak anlamına, bağır anlamına gelir. El emin. Burada el vefiyyü el emin. Aynı anlamı yakaladık. Lişetta enva'il hayati hayat. Her türlü e, hayat şekilleri için diyebiliriz ya da tüm hayat türü şekilleri için diyebiliriz. Şetta enva'a her türlü anlamını sözlüklerden verildiğini görmekteyiz arkadaşlar. Onu söyleyelim ve dolayısıyla 71. sorudaki kök cümlemizde aynı anlamı C şıkkında bulduk. Ve bu C şıkkına bir dursun arkadaşlar diyoruz ve devam ediyoruz. El mekanı, mekan, mıntıkatın, coğrafiyetin, coğrafi bir bölgedir, muayyenetin, belirli. Şimdi belirli ifadesini burada göremiyorum. Bu bir. Mindun, irtiyab, bin ifadesini de şüphesiz ki, bila ilişkilendirebilirim ama belirliği göremedim. Ve hüve o eyvan hayyidun yine bir mekandır da neyin likafet envail hayat tüm hayat türleri için bir mekandır. Hayat türlerinin mekanıdır. Tamam ben bunu kabul edebilirim. Ala <laughs> sadhihi kendi yüzeyindeki hani bunu da kabul ettim ama belirli coğrafi bir mekan şuradaki muayyen kelimesini yukarıda bulamadım arkadaşlar. Oradan devam ediyorum. Ve D şıkkında geçiyoruz. La şekke şüphesiz ki ennel mekane mekan leyse mücerrete mıntıkatin coğrafiyetin bakın muayyenetin belirli coğrafi bir mekan değildir sadece dedi. Bakın yukarıda yine burada muayyen kelimesi yoktu. Vel hüve aksine ekferü min dalike bundan daha fazlasıdır min dune irtiyabin şüphesiz ki demek. Bakın Şuradaki belle başlayan efendim ifade, şuradaki e, belhüve el-hadinul vefiyyü li külleşkalil hayat ifadesini çok da vermiyor. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Ve zaten muayyen kelimesinde yukarıda kök cümlede bulamadık. Onu söyleyelim ve cevabımız C şıkkı olarak arkadaşlar karşımıza çıktı. Evet. Değerli arkadaşlar, bu şekilde bu sorularımızı ele aldık, çözdük. Umarık, umarız size bu noktada yardımcı olmuştur. Ben dersimi burada noktalıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Arapçayla kalmaya devam edin arkadaşlar.